Evladım, sizden zor bir şey isteyeceğim. Kusura bakma ama mümkünse bu kadını biraz güzelleştirebilir misiniz? Bu bizim işimiz teyzeciğim. Ne yani, güzelleştirebilir mi diyorsun gerçekten? Herhalde. Fazla da canınızı sıkmayın canım. Olduğu kadar işte. Yarım saat içinde Handal teyzine bile benzetirim. O kadar da abartmayın ya. Olduğu kadar diyorum işte. Zaten kendisine benzemesi yeter. Kendisinin dışında kime benzese güzel olur. Biraz ayıp olmuyor mu Sürahi Hanım? Ayıp oluyor tabii canım. Bu kılıkta da böyle sokağa çıkılmaz ki. Allah Allah. Buyurun hanımefendiciğim. Mersi. Dur bak, elimizdeki malzeme bu evladım, gördüğün gibi. Artık malzeme ne kadarına el veriyorsa o kadar güzelleşsin. He bak, gel bak bir şey diyeceğim. Şöyle saçını başını güzelce bir yap, tamam mı? Dur. Şöyle bir toruna tesviyenizden geçsin yani diyorum. Dur gitme be! Allah Allah! Yalnız öyle belirgin bir güzelliği de olmasın yani. Hani anladın benim dediğimi. Hallederiz teyzeciğim, hallederiz. Ya sen, ben niye dinle? Git hadi be, Allah Allah! Manikür pedikür de yapalım mı? O ne be? Yani tırnaklarını da törpüleyelim mi diyor? Tamam canım, ne isterseniz hepsinden yapın. Yoksa tırnakları için bir nalbanta mı gitseydik? Lütfen Sürahi Hanım, lütfen! Ne lütfen be? Senin tırnakların hakkından ancak bir nalbant gelir! Vallahi tırnakları katır tırnağı gibi, bakın! Ne şöyle geçip bulsayım ha! Kızımız da burada kırmızılama ne kadar yakışmış! Ya ne demek dalgınlığıma geldi Engin ya? Sokaktaki kızlara bakmaktan bana baktığı yok ki şu saçımı fark edeceksin! Engin! Sence de ilişkimizi gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi artık? Hayır canım, yarın müsait değilim. İngilizce çalışacağım. Engin, bütün bunları daha sonra konuşalım, tamam mı canım? Hadi güle güle, hadi. Ay, canım, sağ olasın. Ayaklarıma kolay güle. Ne güzel olmuşsun kızım, yemeyeceksin yoksa. Kımarı iyice bir şeye benzedi. Neydi öyle o üzeşek gibi? Ay anneciğim, güzel olmuşum değil mi? Sahiden güzel oldum mu? O kadar yağlı boya badanayı bana yapsalar vallahi Türkan Şoray gibi olur be! İster misin Hikmet seni bu halde fark etmesin? Hiç fark etmez olur mu anneciğim? Vallahi bilmem, ben olsam bir dakikada boşayıveririm. Bu yüzden hiç koca boşanır mıymış anneciğim? Boşanır tabii, istersen Burcu'ya sor. Burcu, sen olsan boşamaz mısın? Babaanneciğim çok sinirlenirdim ama niye hemen ipleri koparayım ki? Ayol daha birkaç saat önce koparmıştın ya! 2 dakikada adamı kapının önüne atmıştın ya! Allah Allah! Siz de kadın mısınız be? He? Boynuzunuz çıksa alnım kaşınıyor dersiniz! Ay bu babaannen de iyice tuhaflaştı yani! Aman kocana sahip çık diye beni süsledi püsledi, üstelik de hayli para sarf etti! Şimdi de Hikmet seni fark etmezse boşa gitsin diyor! Hiç anlamadım doğrusu! Ben anladım galiba anne. Niye anne? Hikmetciğim. Efendim hayat. Ben de bir değişiklik görmüyor musun? Son zamanlarda birkaç kilo aldı. İyice tombaklaştı. Onu mu demek istiyorsun? Yok canım, hep aynı kiloda işte. Canım, kilo ile ilgisi yok. Yani daha başka bir değişiklik diyorum. Bir gözünün şehla olduğunu söylemek istiyorsan o zaten bir değişiklik sayılmaz. Hikmetciğim, saçlarımda bir değişiklik görüyor musun? Yok. Eşeğe altın semer vurmuşlar, gene eşek olarak kalmış. Ama hiç olmazsa semeri fark etseydi. Hikmetciğim, saçlarımı yaptırdım, görmüyor musun? Saçlarını mı? Evet, saçımı yaptırdım. Bak söylediğin halde fark etmedim valla. Bence sen bu adamı boşa. Neler söylüyorsun anacığım? Birden kafam meşguldü, fark edemedim işte. Yok yok, Sürahi annem haklı. Senin gözün dışarıda Hikmet. Senin gözün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açar, vallahi doğru söylüyorsun ha. Bence sen kesin boşa bunu, artık olmaz. Olur mu hiç öyle şey anacığım? Sen de nereden çıkartıyorsun bu deli saçmalarını ya? Bir de üstüne üstlük deli dedi sana, duydun mu? Ben artık bir şey söylemeyeyim, sen konuş. Sen haklıymışsın Sürahi anneciğim. Bu adamdan bana hayır yok.
Artık istenmediğim yerde bir dakika bile kalamam. Gidip bavullarımı toplayıp annemin evine gideceğim. Yok canım, ben bavullarımı toplarım da. Siz bir konuşun, işi netleştirin. Ne zaman avukata gideceksiniz, ne zaman mahkemeye başvuracaksınız? Konuşun, konuşun. Ben hallederim. Tamam. Allah senin cezanı vermesin, değil mi? Naciye, Naciye, güle güle Naciye. Naciye, 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 Naciye. İlahi anacığım. Kalkıp senin saçını yaptıracak. Sonra da ben fark etmeyince aramız bozulacak, ayrılacağız falan zannediyor. Burcu söylemese ben de ne dolaplar çevireceğini dünyada bilemezdim vallahi. Şu babaannem var ya yalnız, süper bir üçkü atçı. En kral hortumcuya bile pabucunu ters giydirir. Bu ona iyi bir ders oldu ha. Dünya kadar parayı kuaföre verdikten sonra ayrılmayacağımızı görünce bakalım ne yapacak. Sen de fıstık gibi olmuşsun hanım. Böyle bir güzelliği fark etmez olur muymuş ya? Oynuyorum deminden beri. Fıstıktır benim canım annem, fıstık, fıstık. Siirt fıstığı, siirt. Babaannenizin sayesinde yarın Arzu'nun kına gecesinde saçlarımı nasıl yaptıracağım diye düşünüp duruyordum ki şahane babaanneniz imdadıma yetişti. Sizi gidi uyuz keçiler sizi. Kiminle dans ettiğinizi öğrenemediniz hala. Karaman'ın koyunu görürsünüz boyumu. Kına gecesiymiş. Ben o kınaları öyle bir yerine yakacağım ki yerden kalkmayan şey tavana vuracak. Bulduk. İnce ince, Yasemince her mevzu.